Baylok kişisel verileri elde edildikten 7 ay sonra MİT tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına veriliyor. Bu raporu daha sonra hiçbir mahkeme kullanmamış. Neden? Rapor Temmuz ayında hazırlanmış, 2017 yıl Temmuz ayında tamamlanmış ve Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. Bu rapor Cumhuriyet Başsavcılığının hiçbir iddiasını teyit etmediği için kullanılmamaktadır. Şöyle ki, server içeriğinde hiçbir kişisel verinin bulunmadığı, yani kullanıcıların gerçek kimliğini tespite yarar bilgi olmadığı bu bilirkişi raporunca tespit edilmiştir. Bu tespit MIT'in en başta iddia ettiği Baylok'un sadece ve sadece örgüt içi kullanıldığı ve başka birisinin referansı olmaksızın, onayı olmaksızın kullanılamayacağına dair olan tespitini çürütmüştür. Server içerisinde hiçbir kişisel veri bulunmamaktadır. Kamuya açık bir uygulamadır. Cemaatin kullanımına mahsus olduğu kısmının yalan olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla bu tespitler kendi iddialarını çürütmektedir. Yani savcılığın kendisinin belirlemiş olduğu, bilirkişilerin vermiş olduğu rapor savcılığın bütün iddialarını yalanlamaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunun içeriğini incelediğimizde görüyoruz ki bilirkişiye tevdi sebebi ellerindeki fişleme listeleri ve bu fişleme listeleriyle birlikte bu verilerin birleştirilmesi. Bunu nereden anlıyoruz? Bilirkişi raporunun içeriğinden. Bilirkişi raporu içeriğinde sözde el konulmuş olunan Baylok verileri ve yanında da bir flash disk içerisinde MIT'in hazırlamış olduğu fişleme listeleri var. Bilirkişiye denilmiş ki al sen bu listeleri, bu verileri al, bu verilerle bu kişileri birleştir, bana şu kişiler şu şekilde Baylok kullanıcısıdır diyerek bana bir liste yap, ver şeklinde rapor hazırlamasını istemiştir. Bilirkişi ise bunun mümkün olmadığını açıkça ifade etmiş, bu verilerin bozuk olduğunu, bu verilerin bütünlüğünü yitirdiğini, bu şekilde bir incelemenin yapılamayacağını beyan etmiştir. Bu nedenlerle bu raporun mahkemelere gönderilmemesi ve Cumhuriyet Savcılığında sümenaltı edilmesi hukuka aykırılık olarak karşımızda durmaktadır.